Ben her zaman şunu ifade ediyorum. Her zaman söylemeye çalışıyorum. Bu işte en evvel insanlık gelir. Yani sizin dışarı çıkıp en sosyetik elit olarak kendini adlandıranlardan da bahsedersek, onların yaşadığı yerlerden olsun, bu gibi yerler olsun, efendim işte daha böyle orta sınıfın ve alt sınıfın ekonomik anlamda, eğitim anlamında yaşayanlar olsun, yapılması gereken şey nedir? Evvela insanlığın öne çıkmasıdır. Din evvela hal ile ifade edilmelidir. Hal ile. Anladın mı Emre abi? Ne demek? İşte seni biliyorlar, iyi bir adamsın, Müslüman bir adamsın, namaz kılıyorsun. Senin yapacağın her insancıl, onların ifadesiyle hümanist hareket onların gönüllerini fethetmeye yarayacaktır. İslamiyet'in zaten gereklilikleri olarak yalandan dolayı da değil ha yani. Nedir? Öyle bir adam olacaksın ki Müslüman adam, namazını kılan adam bulunduğu mahallenin en güvenilir adamı olmak zorundadır. Bulunduğu mahallenin en itibarlı, en efendim aldatmayan, en samimi, en dost, en yardımsever insanı olmak zorundadır. Eğer bir mahallede, bir bölgede Müslüman adam, namazını kılan adam sahtekar olarak adlandırılıyorsa veya mahalleye girdiği zaman da onun arkasından insanlar olumsuz olarak bakıyorsa, onunla alakalı menfi tutumlar varsa, ona evlerinin anahtarını teslim edemiyorlarsa, ona namuslarını teslim edemiyorlarsa o adam sıkıntılı bir adam demektir. Mahza İslamiyet'in aleyhine çalışan bir adamdır. Kendisi İslamiyet yaşamaya çalışsa da. Onun için evvela neyimiz? İnsanlık yönü. Hayvana eziyet. Aa, bu çok iyi bir adam. Hayvanlara yardımsever. Suyunu veriyor, efendim sadakayı veriyor, fakir fukarayı gözetiyor. Sonra şunu hissettireceksin. Bunu hissettirmek zorundayız. Bendeki bütün bu güzellikler İslamiyet'ten kaynaklıdır. Bana bu güzellikleri katan kimdir? İslamiyet'tir. Bana bu güzellikleri veren kimdir? Öğreten kimdir? İslamiyet'tir. Benim rol modelim kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir diyebilmek ve bunu güzel temsil edebilmektir mesele işte.